geldiniz. İzninizle katılımcıları tanıtmak istiyorum. Demokratik Bölgeler Partisi Ankara İl Başkanı Şükriye Ercan, Halkların Demokratik Partisi İl Eş Başkanı Hüseyin Gevher, ESP Ankara İl Başkanı Mehmet Ali Tosun, tüm emekli Sen Çankaya Şube Başkanı Hulusi Şimşek, Barış Analarından Münibe Ana. Hoş geldiniz tekrar. Leyla Güven'in başlattığı ve yaygınlaşarak yaklaşık 7000 kişinin ölüm korkusunu öldürerek katıldığı açlık grevleri kritik bir noktaya geldi. Kim olursa olsun, hapishanede olan, özgürlüğünü kaybetmiş insana fazladan uygulanan tecride karşı çıkmak, insan haklarına saygılı herkesin görevidir. Devrimci parti olarak tecride karşı çıkmak, açlık grevi sonunda ortaya çıkabilecek ölümleri engellemek tarihsel görevimizdir. Biz bu faşist uygulamalara ve işbirlikçilerine karşı duran, insanca yaşamı savunan partiyiz. Şu ana kadar 8 ölüm haberi aldık. Ölümlere neden olanlar er geç bunun hesabını vermelidir. İktidar bu insanlık suçunu durdurmalıdır diyoruz. Gebze'de hapishanede açlık grevinde olan çocukları için nöbete giden analar sırtlarından joplarla itelendiler. Şiddet gördüler ve gözaltına alındılar. Ertesi günde Kızıltepe'de aynı saldırı sergilendi. Son olarak yüreklerinin kulakları duymayanlara açlık grevini duyurmak, ölümleri engellemek için Kartal'da oturma eylemi yapan bir grup insan polisler tarafından yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Biz bunları 90'lardan tanıyoruz. Taybet Ana'yı, Ekim Van'ı zırhlı aracın arkasına bağlanarak cansız bedeni sürüklenen Hacı Lokman Birliği unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Bu bağlamda içeride ve dışarıda tecride karşı verilen mücadeleden asla vazgeçmeyeceğiz. Tecride karşı yakılan ateşi harlamak devrimci parti olarak görevimizdir. Yakılan ateşin harı analara kalkan elleri yakacaktır. Kahrolsun faşizm, yaşasın devrimci dayanışma, devrimci parti. Yoldaşlar, sözü olan vardır mutlaka. Hüseyin Gevher Başkanım. Bütün katılımcıları, devrimci partiyi bu duyarlılığından dolayı sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Halkların Demokratik Partisi'nin özgün bir bileşeni olan Devrimci Parti'nin gelişmeler karşısında gösterdiği bu duyarlılığı yalnız bırakmak kabul edilebilir bir durum değildi. Dolayısıyla kendileriyle birlikteyiz. Devrimci Parti HDP'dir. HDP Devrimci Parti'dir. Değerli arkadaşlar, bilindiği gibi 2011 yılından bu yana avukatlarıyla görüştürülmüyor Sayın Öcalan. 2015 yılında İmralı heyetiyle bir görüşme yapıldı. 2016 yılında kardeşi Mehmet Öcalan'la bir görüşme yapıldı. 2018 yılında ise yine açlık grevlerinin neticesinde bir görüşme daha yapıldı, 15-20 dakikalık. O gün bugündür Sayın Öcalan ve orada bulunan diğer devrimci tutsaklardan hiç haber alınamıyor. Ulusal, uluslararası yasalara aykırı bu uygulama katı tecrit kabul edilemez. İmralı'da tecrit edilen yalnızca Sayın Öcalan değildir. Bu tecride karşı çıkan herkes bugün de görüldüğü gibi iadenin açıklamasına yönelik devlet zoru şiddetinde görüldüğü gibi herkese tecrit uygulanıyor. Tecrit ille de bir yere kapatılmak değildir. Tecrit yasalarla var olan insan hakları kurumlarının, siyasal kurumların, sosyal kurumların
meşru tüm bu kurumların tevcid kalksın, Leyla'lar ölmesin demesine, bu mütevazi demokratik hakkını kullanmasına izin verilmiyorsa, yani partilerinde, derneklerinde, sendikalarında kapalı tutuluyorsa, bir başka yerde herhangi bir etkinlik hayata geçiremezsiniz deniliyorsa, işte bu herkese uygulanan tecrit anlamına geliyor. Dolayısıyla Kürt halkının özgürlük demokrasi mücadelesinde özgün, özel, önder bir yeri olan Sayın Öcalan'ın üzerindeki tecritin kaldırılması, Türkiye'de normalleşmenin, barışın kapısını aralayabilecek bir adım olacaktır. Leyla Güven arkadaşın 166 gündür sürdürdüğü süresiz dönüşümüzle açlık grevi ve etrafında kenetlenen binlerce direnişçi, içinde milletvekilinin, siyasetçinin, insan hakları savunucularının da bulunduğu bu direnişçiler tek bir şey istiyorlar. Tevhid kalkmalıdır. Türkiye'de normalleşmenin, diyaloğun yolu açılmalıdır. Her tutukluya, her tutsağa uygulanan haklar İmralı'da bulunan Sayın Öcalan için uygulanmalıdır denilmektedir. Yani oldukça mütevazi, oldukça meşru, oldukça yasal bir talep etrafında bunca insanın kenetlenip süresiz açlık grevinde bulunmasına kayıtsız kalmak, kulakları tıkamak, adım atmamak, çocuklarımız ölmesin diye sokağa çıkan annelere vahşi saldırılar gerçekleştirmek hiçbir şekilde kabul edilemez. Dünyanın, insanlığın bütün kazanımlarının ayaklar altına alınması, coplanması anlamına gelir. Bu bakımdan artık Türkiye'de biz eşitlik, özgürlük, demokrasi istiyoruz diyen her kurumun, her insanın, her topluluğun ses vermesi gerekiyor yaşama. Yaşama ses ver, ölümler olmasın, Leyla'lar ölmesin. Türkiye'de demokratik, barışçıl, eşitlikçi, özgürlükçü bir sistemin önü açılsın, onun için diyalog başlasın diyoruz. Bu fırsatı bize verdiği için Devrimci Parti'ye de teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz. Mutlaka kazanacağız diyoruz. Yani gündem çoktur ama nerede başlayayım onu hani birinci anneleri selamlıyorum. Devrimci Parti'ye de teşekkür ediyorum bu şeyi verdi. Anneler çocuklarımız ölmesin diye Gebze'de sürükleniyor, tahtamlanıyor, gözaltı alıyor. Ertesi gün Kızıltepe'de yine anneler öyle. Biz anneyiz anne. Biz bir şey istemiyoruz. Barış istiyoruz. Biz Türkiye'ye bir şey, savaş istemiyoruz. Çocuklar ölmesin. Kimseyi öldürmeye ise hakkımız yok. Hakları da yok. Bu çocuklar açlık grevinde ölecekler. Yazık eriyorlar. Kimse hakkı yoktur bunlara. Biz herkese çağrı yapıyoruz. Ayağa kalsın. Joplanıyoruz. Gaz alıyoruz. Ne oluyorsa olsun bir gün kazanacağız. Kazanacağız. Teşekkürler. Merhaba. Ankara İl Başkanı Mehmet Ali Yoldaş. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Faşizme karşı mücadele esastır. Meşhi mücadeleyi temel almak gerekir. Sistemin faşizmin kolluk kuvvetlerinin yapmış olduğu sindirme, yıldırma, korkutma politikaları sonucu. Bu da yetmezse polis adliye ve hapishane güçleniyle insanlara korkularak hapse atmak korkusuyla, atmak korkusuyla sindirmeye çalışan sistem ve şu mücadele temel almadığını müddetçe giretemeyiz. Mümkün değildir yani. Özellikle son zamanlarda hapishanelerde geçen Leyla Güven'in çaktığı kıvırcım 82'lerde mazlum doğanların
Ferhatların çaktığı kılıcı bak bugünkü için aynıdır. Aynı özellikleri taşımaktadır. Bir diğer şey Gebze'de ve Kızıltepe'de analara yapılan işkencedir. Tabii ki anneler çocuklarına sahip çıkacaklardır. Analar çocuklarının arkasından yürüyeceklerdir. Hapishane önünde yaptıkları oturma krevleri, oturma eylemleri polis tarafından yerlere sürüklenerek, tekmelenerek gözaltına alınmaya çalışılmışlar ve dağıtılmışlardır. Bugün için yan yana durmanın, omuz omuza savaşmanın, faşizme karşı meşru mücadeleyi seçmenin dışında bir yol yoktur ya. Seçimlerle, şunlarla, bunlarla geriletemezsiniz. Mümkün değil ya. Bugün için tüm hapishaneler 7000'e yakın tutsağın açlık krevine dahil olması ve siper yoğunlaşığı konusunda komünistlerin, sosyalistlerin bu mücadeleye destek vermeleri de kaçınılmazdır. Ve veriyorlardır. Şu anda 8 tane yoldaşımız hapishanelerde süresiz, dönüşümsüz açlık grevinde yer almaktadırlar. Dolayısıyla bu mücadeleyi Leyla Gönül selamlıyor, saygılar sunuyor. Demokratik Bölgeler Bağı. Teşekkür ederiz. Basın toplantımız burada bitmiştir. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Katılımcıları da saygıyla selamlıyoruz. Teşekkür ederiz.